Burayı tekrar çekmek istedim. Burası çarşı. Kapanmak üzere. Kapandı daha doğrusu. Dükkanlar falan kapandı. Ve burası da tabii ki çarşı. Bu da meydan. Gelip giden insanlar var ve 2 saat falan sonra daha hareketli olabilir. Ya da işte buradan barlara falan giden insanlar olabilir. Ama şunu belirtmek istedim. Aslında bu videoyu şu yüzden çektim. Dikkat ettim. Yani şu anda 1-2 saat de gezdirebilirim. Gittim her yeri de. Hafızası yok. Hiçbir polis yok. Hiçbir polis yok. Bir tek polisi şeyde gördüm. Yani girişte polis pasaportumu verdim. Onayladı. Hiçbir şey de sormadı. Onun dışında burada bir tane polis yok. Ve burası Skopje'nin başkenti. Aynısı Kiev'de de olmuştu. Geçen sefer yine buradayken de aynısı olmuştu. Hani geliyorum, bakıyorum, geziyorum. Abi bak kafam rahat, bak geziyorum. Şu an burada 10 yıl da kalsam bir şey olmayacak. Hiçbir yerde yok. Zabıta da yok. Bakın hiç öyle zabıta da yok. Hiç öyle rahatsız eden birileri de yok. Gayet sakinler. Özellikle bu Makedon tarafı, çünkü öbür taraf Arnavut. Yani daha çok böyle Türkçe konuşan ve Müslüman olan insanlar. Burası öyle değil. Burada zaten çok daha iyi. Yani bize kıyasla perfect bir yer. Çünkü öbür tarafta şey var. Hemen girince hemen dilenciler başlıyor. Bir sürü dilenci falan oluyor. Burada öyle bir şey yok. Gayet şık bir yer. Çok da güzel bir yer bence. Maalesef Türk lirasının buradaki değeri %50 düşmüş. Yani daha önce 5 liraya yediğim yemek şu an 10 lira yiyebiliyorum. Aynı yemek. Türk lirasının değeri çok düşmüş. Yani grivne kadar, buranın şeyi denar. Denar karşısında oldukça düşük. İşte burada şey heykeli. Büyük İskender'in heykeli, aslanlar falan var. Bir tanesi heykele bakıyor, bir tanesi karşı tarafa bakıyor. 8 tane aslan var sanırım. Evet işte bu da böyle yani. Ara sokaklar, yan sokaklar hep böyle. Polis yok. Herhangi bir baskı aracı yok. Bir de sokaklar temiz. Dikkat edin bak sokaklar nasıl? Bak bir de sokaklarda hiç çöp yok. Görüyor muyuz? Bakın hiç çöp yok. Ondan sonra hiç çöp yok, çöp yok dedim ama bakın şu an dikkat ettiğim için görüyorum. Şurada bir şey var. Bu neyse artık, ha bu bir beyaz bir şey. Böyle bir şey var. Şurada da bir şeyler var. Bir şey düşürmüşler ama yani emin olun bu bir iki tane yani koca şeyde hiçbir yerde çöp konteynerim de yok. Çöp de yok. Mesela bizde olsa her yerde izmaritlikler olur, çöp olur. Buna rağmen her yer çöp doludur. Yani çiçeklendirilmiş mesela belediye tarafından, mesela Ankara'ya gidin, çiçeklendirilmiş, özel olarak oraya çiçek ekilmiş yerin üstünde bile çöp vardır. Gidenler bilir. Bakın suya bak. Bak tertemiz. Görüyor musun? Tertemiz. Yani bu insanlar da bizden daha fakir yaşıyorlar aslında. Ama temizler ya. Belli bir temizlik var yani. En merkezi yerde hiç dışarıda böyle elinde yemek yiyen yok yine. Böyle yemek al ye git ya da işte bir şeyler iç. Hiç görmedim. Burayı Kiev'le kıyasladığım zaman Kiev'i tercih ederim. Çünkü orası daha güzeldi, daha böyle büyüktü. Ama burası bu haliyle Türkiye'den çok 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 daha iyi. Yani burada iyi bir iş bulabilirsen, ki zaten akıllı biriysen bunu bulursun. Burada yaşamak çok daha iyi. Yani baksana abi, hem farklı bir yerde yaşamış olursun. Çok yabancılık da çekmiyorsun çünkü Türkçe konuşabilen bir sürü yer var. Hiç yabancılık çekmiyorsun. Evet, söyleyeceklerim hepsi bu kadar.